İntegralde alan örnek soru 8. Bu videomuzda integralde alan konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen taralı alanları veren belirli integralleri yazınız. Bizden taralı alanları veren belirli integralleri yazmamız istenmiş. A şıkkıyla başlıyoruz. Buradaki taralı alana baktığımızda bir parabol ile x ekseni arasında yer almakta. Fakat x ekseninin altında. Buradaki taralı alan x ekseninin alt tarafında olduğu için integral sonucu eksi çıkar. Alanı vermesi için integralin başına eksi koymalıyız. Eksi 3'ten 0'a kadar x kare buradaki fonksiyonun denklemi gelecek belirli integralin içine. X kare artı 3x dx integrali ile hesaplanır. Tekrar edelim. X ekseninin alt tarafında kalan bir alan olduğu için integralin başına eksi koyduk. Parabol ile x ekseni arasındaydı. Parabolün denklemini koyduk. Eksi 3'ten 0'a. Bu integral bize buradaki taralı alanı vermektedir. B şıkkına geçelim. B şıkkında taralı alanı görmekteyiz. Y eşit kök x eğrisi ile y eşit x doğrusu arasında yer almakta. Fakat bir kısmında y eşittir kök x üstteyken bir kısmında y eşittir x üstte. Şu noktanın x karşılığını bilmeden bu soruyu çözemeyiz. İlk olarak bu ikisini birbirine eşitleyerek bu kesişme noktasını bulmalıyız. X eşittir kök x eşitlemesi yapıp her iki tarafın karesini alırsak x kare eşittir x. X'i bu tarafa aldık. X kare eksi x eşittir 0. X parantezini aldık. X'in bir 0 bir de 1 ettiğini anladık. Zaten 0'ı görüyorduk. Burasının da 1 olduğunu anladık. Buradaki taralı alan İki ayrı integralle ifade edilmek zorundadır. Sıfırdan 1'e kadar üstte kalandan altta kalan fonksiyonun denklemini çıkaracağız. Üstteki kök x, alttaki x sıfırdan 1'e kadar. Kök x eksi x dx artı 1'den 2'ye kadar üstte kalan denklem y eşittir x, alttaki kök x. X eksi kök x. Dx. Bu yazdığımız integral bize buradaki taralı bölgenin alanını verir. Hesaplamıyoruz. Sadece taralı alanları veren belirli integralleri yazın diye sormuş soru. C şıkkına geldik. C şıkkında çizimi yapılmış grafiklerin denklemleri de verilmemiş. Buradaki eksi 2, 2, 2 yarım çember denklemidir. Yarı çapının 2 olduğunu görüyoruz. Bunun denklemi y eşittir. R kare eksi x kare ile tanımlanmaktadır bu yarım çemberler. Buradaki r'miz 2 olduğu için 4 eksi x karedir bu denklem. 4 eksi x kare. Eğer ki bu yarım çember x ekseninin altında olsaydı bunun başında eksi olurdu. Çember kısmını hallettik. Şimdi bu doğru denklemine ihtiyacımız var. Doğrunun denklemini ise şu formülümüzle bulalım. Eksenleri kestiği noktaları biliyoruz ne de olsa. X bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1. Bu doğrunun denklemini eğimini bulup sonra bir noktasını kullanarak da yazabiliriz. Y eşittir ax artı b der bu noktaları koyarak da bulabiliriz. 3-4 farklı yolla bu doğrunun denklemini bulabiliriz. Ama en azından bir tanesini kullanıp bulmayı bilelim kesinlikle. Devam edelim. X bölü x eksenini kestiği yer 2. Y bölü y eksenini kestiği yer 2 eşittir 1.
Tüm denklemi 2 ile çarpacak olursak x artı y eşittir 2'ye ulaşırız. Y'yi de yalnız bırakacak olursak 2 eksi x denklemine ulaştık. Bu doğrumuzun denklemi de y eşittir 2 eksi x. Şimdi taralı alana baktığımızda iki fonksiyonun grafiğinin arasında kalan bir alan. Nereden nereye kadar? Sıfırdan 2'ye kadar çember ile doğru arasında ve çember üstte. Taralı alan sıfırdan 2'ye kadar çember denkleminden 4 eksi x kare eksi doğrunun denklemi. 2 eksi x. Bunu hesapladığımızda bize buradaki taralı alanı verecek. Bu şekilde C şıkkımızı da geçmiş olduk. Geldik D şıkkına. Burada fonksiyonların denklemleri verilmiş. Herhangi bir dert yok o açıdan. Burada iki grafik arasında kalan alan yine. Y'ye göre yapacak olursak bunun ile Y arasındaki alan. İki yazım yapacağız burada. Birinci yazım x eksenine göre yapıyorum. İki grafik arasında kalan alan olacak. Fakat buradaki x'te eşlenen yere ihtiyacım var. Buradaki y değerimiz 3. Şuraya götürüp 3'ü koyarsam, 2'yi bu tarafa atarsam 1, buranın 1 olduğunu anladım. 1 koyunca oraya 3 çıkıyor. 0'dan 1'e kadar taralı alanın birinci yazımı. 0'dan 1'e kadar üstteki denklemden alttaki denklemi çıkartıyoruz. X eksenine göre iki grafik arasında kalan alandır. 3 üstteki x kare artı 2 alttaki. Bu bize buradaki taralı alanı verir. İkinci yazım y'ye göre yapılabilir. Yine taralı alan 2'den 3'e kadar bu parabol ile y ekseni arasında kalıyor. Buradaki x'i yalnız bırakmalıyız y'ye göre yaparken. Y eksi 2 eşittir x kare. X eşittir kök y eksi 2. Kök y eksi 2 dy. Bir de buradaki taralı alan y eksenine göre yapılırsa bu grafik ile y ekseni arasında kalmakta. 2'den 3'e kadar bu grafiği denklemi gelecek içeriye. Bu iki integralin sonucu bize aynı değeri verir. Y eksenine göre yapıyoruz ve sağ tarafında kaldığı için eksi koymamıza gerek yok. Bu alan y'nin sol tarafında olsaydı başına eksi koymamız gerekirdi. Oldukça güzel ve sınavda karşımıza gelmesi muhtemel bir tiptir. Sadece taralı bölge çizer. Aşağıdaki integrallerden hangisi bu taralı bölgenin alanını bize verir diye sınavda sorabilir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.